Gel. Paşa Hazretleri, Signora Mendes geldiler. Huzurunuza kabul beklerler. Alın içeri. Neyiniz var Baldan? Yüzünüz solduran kederin sebebi ne? Sen beni düşünme kızım. İyiyim ben. Gel. Sultan, Signora Gracia Mendes geldi. Şu bahsi geçen Yahudi tüccar mı? Ne iş var ama burada? Paşam. Signora Mendes, hoş geldiniz. Hoş bulduk paşam. Mihrimah Sultan neredeler? Kendisiyle tanışmak isterdim. İnşallah. Buyurun. Dindaşlarıma göstermiş olduğunuz iltimas ve yakınlığa karşılık olarak küçük bir hediyem var size. Sultan. Ne var bunun içinde? Signora Mendes'in paşamıza hediyesidir. Rüşveti desene şuna. Sultanım. Nihayet. Şüphesiz herkesin güzelliğinden bahsettiği Mihrimah Sultan siz olmalısınız. Signora Mendes. Sizinle çok tanışmak istedim. Memnun oldum. Sarayıma hoş geldiniz. Şeref duydum. Sarayınız da sizin kadar göz alıcı. Sultanım, söyleyeceğiniz bir şey yoksa Signora Mendes'le konuşmamızı icap eden mühim meseleler var. Devlet işleriyle alakalı. Âlâ. Ben daireme döneyim. Signora. Sultanım. Haddimi aşsamı düşünmeyin ne olur. Ben şartlar ne olursa olsun, ne hissedersem onu söylerim. Pırıl pırıl bir gökyüzünde bile kopacak olan fırtınayı hissederim. İçimden bir ses sizin hiç de göründüğünüz gibi biri olmadığınızı söylüyor. Nasıl göründüğümü merak ediyorum doğrusu. Sizin için gülmeyi bilmeyen adam diyorlar. Pek de haksız sayılmazlar. Sert bir mizacınız var. Lakin içinizde başka bir adam olduğunu düşünüyorum. Belki de göründüğüm gibiyimdir. İlk başlarda benden veyahut da Yahudilerden hiç haz etmediğinizi düşündüm. Lakin şimdi bu düşüncemin yersiz olduğunu hissediyorum. Doğru düşünmüşsünüz. Lakin fikrim değişti. İyi bir vezir-i azam sadece hünkârının emirlerini yerine getirmez. Onun fikirlerini de anlar. Ne demek anlamadım paşam. Padişahımız tebaasındaki gayrimüslimlere büyük bir hoşgörü besliyor. Onların her birini birer çiçek olarak görüp bu çeşitliliğin devletin hayrına olduğunu düşünüyor. Vaka, farklı türden çiçekleri bir arada idare etmek zordur. Tıpkı insanlar gibi. Hünkârımız zoru sever. Ben de bundan böyle hünkârımızın yolundan gidip farklı türden çiçeklere bakmaktan zevk alacağım.
Ağalar. Paşam. Senyora Mendes. Hatice Hatun. Ben saraya dönüyorum. Sultanımıza haber verirsin. Gel. Signora hala sarayda mı? Az evvel çıktılar sultanım. Bağışlayın fakat... paşamızla pek bir samimiydiler. Rüstem, aklınca beni kıskandırmaya, canım yakmaya çalışıyor, gafil. Sen çekilebilirsin. Validemin hasta olduğunun haberin vardı, öyle değil mi? Mahsus söylemedin. Başka işlerle meşgul olduğun için burnunun ucunda olup bitenden bir habersin elbet. Bir daha sakın bana bunu yapma. Hünkârıma, valideme dair ne biliyorsan bana anlatmaya mecbursun. Ben bir sultanım. Doğru, sultansın. Validesinin sıhhatini, kardeşlerinin istikbalini bile bana soran bir sultan. Hanedan mensubu olabilirsin. Lakin asıl gücünü benden alıyorsun Mirma. Bunu sakın unutma. Zevcinim diye bu makamı işgal etmiyorum ben bunca yıldır. Hanedana damat olarak gelip sadareti elinde tutmaya çalışanlara bir bak. Akıbetleri belli. Sonra da bana bak. Gücümü ve kudretimi anlarsın o zaman. Hoş geldiniz Paşa Hazretleri. Signora Mendes de sizi bekliyor. Signora Mendes. Paşam, konağıma hoş geldin. Sarayın herkesi dinleyen, işiten duvarlarından uzakta olmanın daha iyi olacağını düşündüm. Davetime icabet ettiğiniz için nasıl mutlu oldum bir bilseniz. Buyurun. Hoş buldum. Ticaretle ilgili her şey burada. Gelen dindaşlarımla alakalı evraklar da mevcut. O iş kolay. Signora, elbet hallederiz. İtiraf etmem gerekiyor sanırım. Evraklar bahane. Thank you.